Türkiye Milli Bir Siyaset Arayışında 4. Sevgili izleyiciler, gerçekten siyasal alanda olmasa dahi sosyal ve toplumsal alanda halkın temel beklentisi kesinlikle milli bir siyasetin var olması arayışı içerisindedir. 7'den 70'e kadar Türkiye'de herkes yepyeni milli ve yerli bir siyasetin icra edilmesini istiyor. Öyle bir milli siyaset istiyor ki bin yıllık kültürüne, tarihine, inancına, iman şuuruna sahip çıksın. Şerefli bir ecdadın torunları olarak kültürüne, ahlakına dayalı bir medeniyetin yeniden inşa edilmesini istiyor. Çünkü bu halk milli bir ahlak, milli bir ilim, milli bir inanç arayışı içerisindedir. Yeter diyor. Siyasal alandaki muallatalı, aldatıcı kavram kargaşalığı içerisinde debelenip duran bir siyasetin hegemonyası altında inim inim inliyor. Halihazırdaki mevcut siyasal partilerin %100'üne yakını, hatta %100'ü diyebiliriz ki patırtılardan ibaret bir siyasetin kulvarında koşuyorlar. Başta iktidar olmak üzere. Her ne kadar 5-6 tane parti görünümünde milli bir siyaset kisvesi altında yürümek istiyorlarsa da, fakat ne yaparlarsa yapsınlar, desiseli ve hileli siyasetleri kendi kendini ele veriyor. Salih bir siyaset üretmiyorlar. Ki tarih sayfalarını çevirdiğimizde siyasi bir münafıklıkla toplumu ikna etmek üzere yola çıkan nice partileri gördük. Ve bu bukalemun siyaseti icra eden siyasileri gördük. Ama heyhat, denir ya, o eskidendi. Artık bu toplum yanılmıyor ve aldatıcı yaldızlı sözlere kanmıyor. Zira bu toplum iman ve tevhid toplumudur. İman ve tevhidde inanan bir toplumun en yüksek hayat gerçeğidir. Çünkü yaşamın her alanı İslam terazisiyle tartılmaktadır. Ama İslam'ın bulunmadığı bir siyasette kandırmacadan ibarettir. Kimse de bunu inkar edemez ve aldanmaz. Siyasetin yarattığı tahribat ne hazindir ki muallatalı, değişik kavramlar, yanlış ve hatalı kaziyeler toplumun içinde de yaygınlaşmış durumda. Neden? Zira tüm bunların varlığı da mevcut Alamaniye, sekülerizm sahtekarlığına dayanmaktadır. Malumunuz üzere Alamaniye Arapça'da laiklik demektir. İngilizce'de ise sekülerizmdir. Bugün mevcut siyasetin ve sistemin üzerinden büyük ve kapsamlı muallata ile değişik kavramlarla toplumu kendi mecrasında yürüten mekanizma laiklik dininin teminatıdır gibi laflar üretiyorsa bilinmelidir ki tamamen hile ve desise odaklıdır. Gerçekleri yansıtmıyor. Nitekim toplumda dünün gaflet uykusunda olan bir toplum değil. Hiçbir şekilde inanmıyor ve bu milli bir siyasettir de demiyor. Bu paralelde yürüyen siyaset, saman altından su yürüten bir anlayışla gizliden gizliye bireyleri dinden uzaklaştırma planını uyguluyor. Ve bu planın adı da özüne bakıldığında laikliktir ve sekülerizmdir. İster laiklik, ister sekülerizm, ister kemalizm, hangi kavramı kullanırsa kullansın, tüm bunların hepsi ama hepsi CHP'nin içimize soktuğu emperyalist-siyonist sömürücü batı dünyasının plan ve projeleridir. Devletin bünyesine nüfuz etmiştir. Ne yazık ki devletin çok önemli kurum ve kuruluşları da bu kirli, muallatalı kavramlarda toplumu yönetmeye çalışıyor. Ama bir türlü netice de alınmamıştır. Öyle bir hal almıştır ki ne pahasına mal olursa olsun laiklik adı altında plan, desise ve hile yöntemleriyle halkı illaki dinden uzaklaştırma gayretindedirler. Ki bu anlayış kadının her çeşit giyim kuşamını, yani her çeşit açılıp saçılmasını mübah kılmaktadır. Ve kadının topluma bir fitne unsuru olma halini meşru kılan bir anlayıştır bu. Büyük fitne unsurlarıyla toplumu dağıtmaya çalışan bir anlayış. Ne yazık ki tüm bunlar insan temel hak ve özgürlüğüne aykırı anlayışlardır, yalandır, kandırmacadır, riyakarlıktır ve aynı zamanda milli gerçeklere dayanmadığı için sahtekarlıktır. Bakın sevgili dostlar, CHP lideri Kılıçdaroğlu konuştuğu her platformda topluma hitaben gelin helalleşelim, biz yanlış yaptık diyor. Milletin başörtüsüyle ne işimiz var? Boşu boşuna toplumu, halkı kendimizden bezdirdik, biz bundan sonra böyle bir şey yapmayacağız diyerek yeniden ikna göreviyle siyasi bir münafıklık gömleği giymek istiyor. Eğer gerçekten siyasi bir münafıklık değilse, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumun huzuruna çıkıp şunu söylemesi gerekir. Ey ahali, vallahi geçmişe yönelik ortaya koyduğumuz siyaset anlayışı milli olmayan bir siyasetti. Toplumun ahlak ve değerlerine aykırı bir siyasetti. Batı emperyalizminden ithal edilmiş sahteciliğe dayalı bir siyasetti.
Laiklik, Kemalizm, çağdaşlık, toplumun inancına yönelik birer suikast siyasetiydi. Yeni dünya düzenimiz gibi kavramlar, sloganlar tamamıyla yanlıştı. Biz o yanlışları terk ettik. Bundan sonra bunların yerine milli bir siyaset ahlakı uygulayacağız. Laiklik ve sekülerizmin gölgesinde siyaset üretmeyeceğiz. Kemalizmi siyasetimize kalkan yapmayacağız. Tamamen dost doğru tevhid ve inanca bağlı ümmetin siyasetini benimseyerek devreye sokacağız. Ona sımsıkı sarılmayı da vaat edip söz veriyoruz. Evet, böyle bir düşüncen varsa o zaman gerçek kimliğini ortaya koy, o siyasi münafıklık gömleğini değiştir ve üzerinden at. O zaman toplum sana inanır. Diyebilir misin? Faiz sistemini kaldırıyoruz. İslam dışı ne kadar siyasal ve sosyal oluşumlar varsa hepsini yerle yeksan ediyoruz. Hayatın her aşamasını İslam şeriatının süzgecinden geçirmek suretiyle sizinle helalleşiyoruz, barış istiyoruz, bütünlük istiyoruz diyebiliyor musun? Yüreğin varsa çık milletin huzurunda bunları söyle ve söz ver. Aksi takdirde dün olduğu gibi bugün de sekülerizm ve kemalizmin arkasına saklanıp din hürriyetini getireceğiz hilesiyle kimseyi kandıramazsın, inandırıcı da olamazsın. Bil ki din adamlarına yapılan maddi ve manevi baskıyı ortadan kaldıracağız, artık toplumu kandırmayacağız sözlerine kanan kimseyi bulamazsın. Sormak istiyorum, İslam zulümle mücadele ediyor, biz de o İslam paralelinde yıllardan beri Türkiye'ye yağdırılan baskıcı mezalimi İslam adına mücadele ederek kaldıracağız diyebiliyor musun? Ama nerede? Denir ya, hani o yürek? Hele şu bizim 20 seneden beri millete kendini muhafazakar, dindar olarak gösteren AK Parti'nin bünyesindeki çok değişik yüzlü AKP'lilerin vardı. Ki bu hal apayrı yeni bir ortaçağ cehaletini topluma yaşatmaktadır. Ne hazindir ki olup bitenlere de meşruluk kazandırılıyor. Bakınız sevgili dostlar, tüm bu anlattıklarımızı bir ölçüde teyit eden Yeni Akit gazetesinin deneyimli kalemlerinden dostum Abdurrahman Dilepak Hoca'nın dünkü yazısı. Size AK Parti'ye bu oyunu kimler oynuyor başlıklı yazısından birkaç paragraf aktarmak istiyorum. Sahi AK Parti'ye bu oyunu kimler oynuyor? Boş verin söylenenleri, gece 11'den sonra Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde dolaşın biraz, sonra ara sokaklara girin, bakın bakalım ne göreceksiniz. Harbiye'de dolaşın biraz, Levent'teki AVM'lere gidin bir hafta sonu, banka oturup önünüzden gelip geçenlere bakın. İsterseniz Fatih'te ya da Zeytinburnu'nda yapın aynı işi, ne göreceksiniz? Yaşlı adamlar parkta kız oğlan fark etmez, 7 yaşında bir çocuğun başını okşasa pedofili zannedilecek diye korkar hale geldik. Twitter'da bir il adı yazın, bakın ekrana gelen görüntü ne oluyor? Yorulmayın ya da eğer ortaokul ya da liseye giden çocuğunuz varsa sorun bakalım durum ne? Ankara'daysanız yine şehir merkezindeki AVM'lerde, oteller bölgesinde aynı gözlemi yapabilirsiniz. Güvenilir bir psikolog dostunuz varsa genel olarak gidişatı sorun. Detaya girmeyin. İnkar gerçeği değiştirmiyor. Bu rezaleti, felaketi hafife alarak bu kötü gidişatı durduramazsınız. Bu sürecin sebebi olan kişi ve kuruluşları deşifre etmezseniz bu durum devam edecek. Kim bunlar, neden bu hale geldiler, araştırın bakalım işin ucu nerelere uzanıyor. İşte hali durum bu. Kime ne diyeceksin ki, deve kuşu misali, kafalar kuma gömülmüşse, en derin saygı ve sevgilerimle.